Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ed-dersul hadi vel işrun. 21. ders. El-kinayetü kinayedir. Kinayenin bir sözlük anlamı var, bir de istilah anlamı var. El-kinayetü lugaten, kelime anlamı açısından kinaye, et-tekellümü bir şeyin, bir şeyi konuşmak ve iradetü gayrihi, başkasını murad etmek. Bir yerde şeye benziyor. Mecaza benziyor. Ve fil istilah, istilahta ise hiye lafzun, bir lafızdır ki kinaye, yutlabu, kullanılıyor, zikrediliyor bir lafız ve yuradu bihi, o zikredilen lafızla murad ediliyor. Ne lazımı manahu, manasının lazımı. Yani onun ihtiva ettiği mananın lazımı olan, gerekli kıldığı bir mana murad ediliyor. Ma cevazi iradeti derken mana, onun asıl manasını murad etmekle beraber, murad etmenin cevaziyle beraber manasının lazımı. Örneklerde göreceğiz. Şimdi kinaye fiili ne bunun? Kena yekni kinayeten, rama yermi, evet, rivayeten gibi. Efendim bir de tekniye var. Kenna yükenni tekniyeten. Tekniye. O tef'il babından. Ama bu sülasiden. Vel muradu bilazım manahu, yani bir lafzın zikredilip onun manasının lazımının murad edilmesi, bundan maksat nedir? El manellezi, o manadır ki üstten tecü çıkartılıyor, min manahul asli yiz zahiri, o kelamın, o kelimenin asıl gözüken asıl manasından sonuçlanıyor. Üstten tecü, istintaç ne demek? Sonuç çıkarılıyor, elde ediliyor. Neden? Min manahul aslı yiz zahiri. Aslı ve açık olan manasından o çıkarılıyor. Kekavlihim, şunun Arapların sözleri gibi. Fülanın fülan kimse nedir? Davilün nicadi. Nicat. Necat değil, nicadi. Nicat, kılıç bağı, kılıcın kayışı, öyle diyelim. Fülan kimse nasıl bir insanmış? Kılıcının bağı uzun olan kimsedir. Burada ne anlıyorsun peki? Şimdi burada esas kinaye hangisi ve bundan ne murad ediliyor? Şimdi burada kılıç var, kılıcın kayışı, bağı var omuza takılan ve burada bir şahıs var. Bundan ne kastediliyor? Fe innel murade bihi, efendim burada kılıcının ipi ya da kayışı uzundur sözünden murad edilen lazımı manahu, manasının lazımıdır. Mesela kılıcın ipi uzun olursa o zaman bunun manasının kendi murad edildiği gibi manasının lazım da murad edilir. O zaman onun manasının lazımı, onun gerektirdiği şey ve huve kevnuhu davilil kâmeti, o kişinin boyunun uzun olmasıdır. Onun manasının, mesela kılıcının ipi, bağı uzundur, uzun olan bir kişi dediğin zaman buradan neyi murad ediyorsun? O kişinin boyunun uzun olduğunu kastediyorsun, murad ediyorsun, tamam mı? Onun lazımı o işte. Kılıcının ipinin uzun olmasının gerektirdiği sonuç, mana, boyunun uzun olması. Halbuki bunu kendisine murad edebiliyorsun. Kılıcın ipi uzundur dediğin zaman adamın boyunun uzun olduğunu buradan da anlıyorsun. Evet. لِهَنَّهُ çünkü يَرْزَمُ مِنْ طُولِ جِمْحِمَالَةِ السَّيْفِ, kılıcın ipinin uzunluğundan lazım geliyor. طُولُ sahibihi, sahibinin uzun olması gerekiyor bunda. Sahibi, kılıcın sahibi. وَيَسِحْهُ sahih olur en yurade olması kevnuhu, efendim o kişinin olması davilen nicat, kılıcının bağının uzun olmasından murad edilmesi sahihtir. Ala hakikati manahu, manasının hakikati de ondan murad edilebilir. Mananın hakikati ne? Hakikaten kılıcının ipi, evet, uzun. Şimdi kısa bir adama efendim ipi uzun olan bir kılıcı taksan kılıç kaç defa yerden sürünür, öyle değil mi? Kılıcının ipi uzun deyince ne anlıyorsun buradan?
efendim onun hakiki manası o kişinin boyunun uzun olmasıdır. Bu da bunun hakiki manası bu. Bu da kastedilebilir. Evet. Mecazdan burada ayrılıyor değil mi hocam? Evet. Peki Aksamül Kinayeti. Kinayenin kısımları. Evet. Bu taviyen necadi, nicad. Yani kılıcının ipinin uzun olmasından şu da murad edilebilir. Hakiki manası. Hakiki manası ne? Kılıcın işte büyük olması, ipinin uzun olması. O da murad edilebiliyor. Ondan da ne anlaşılıyor? Efendim kişinin, bunlar zikrediliyor, kişinin uzunluğu kastediliyor buradan. Uzun adam, uzun insan. Aksamül kinayeti, kinayenin kısımları. Tenkasımül kinayeti, kinaye ayrılır. Bi'itibaril mekniyye an. Mekniyün an itibariyle. Mekniyün an demek, kendisinin kinaye yapılan kimse demektir. İler felaset aksamin, üç kısma ayrılabiliyor. Üç kısma, mekniyün mih var, mekniyün an var. Ya da mekniyün bih, mekniyün an. Bunlardan bir tanesi, o üç kısımdan bedel, kinayetin an sıfatın. Kinayetin an sıfatın. Adamın, efendim, yani sıfat yoluyla, sıfat itibariyle kinaye yapıyorsun. Sıfat. Ve bu da neymiş? Kinayetün bir kinayedir. Yekûnül mekniyü anhu, kendisinden kinaye yapılan insan oluyor. Fîhâ, bu sıfatta, bu şeyde, kinayede ne oluyor? Sıfatın sıfat oluyor. Mesela nahvu fülan ketirur ramali. Fülan kimdir? Efendim fülanın fülan. Nedir? Ketirur ramali. Ya da fülanın fülan öyle fülan ki ketirur ramad. Külü çok olan kimse, külü. Eskiden mesela ateşler, odunlar yakılıyor, yakıtlar. Oradan bir kül çıkıyor. Külün çokluğu neyden kinaye? Kül. Adamın çok yemek yapmasından. Ondan da ne anlaşılıyor onun lazımı? Cömert. Fülanın külü çok dediğin zaman ya da külü çok olan insan dediğin zaman efendim ondan ne anlaşılıyor? Kişinin cömert olduğu anlaşılıyor. Çok yemek yapılıyor. Yemek kim için yapılıyor? Gelen misafirler için. O zaman ketirur ramat sıfat olarak mekniyün anhi ifade ediyor. Onun lazımı nedir? Onun lazımı kişinin cömert olması. Ey kerimin demiş bak. Yani fülanın ketirur ramat fülanın kerimin takdirinde. Ya da ikinci kısmı kinayetin an mevsufin. Mevsuftan kinaye ediliyor. Mevsuf. Şimdi mevsuf ve ye kinayetün bu bir kinayedir. Yani sıfatlanan daha doğrusu mevsuf. Yekûnül mekniyü anhu kinaye edilen oluyor fiha orada zaten zat ev mevsufan mevsuf. Şimdi ötekinde sıfattı dikkat ederseniz. Mesela kişinin kerim olması sıfattır. Efendim burada da mevsuftan kinaye ediliyor zattan. Zaten mevsuf da zattır. Mekniyün an ya zat veya mevsuf demiş burada. Nahvu katele sayyadü. Katele öldürdü. Sayyadü kim? Avcı. Neyi öldürdü? Melikel vuhuş. Vahşi hayvanların kralını. Kralını öldürdü. Şimdi vahşi hayvanlar eyl esede arslanır. Buradaki melikel vuhuş. Yani esas burada mevsuf hangisi? Mevsuf? Melik. Melik. Tabii onunla vasıflanıyor. Şimdi şeyle daha doğrusu vahşi hayvanların meliki olmakla vasıflanıyor. Avcı hayvanların, vahşi hayvanların kralını öldürdü dediği zaman burada o zaman melikiyet sıfatıyla sıfatlanmış oluyor o arslan. Tamam mı? Orada mevsuf aynı zamanda zat. O hayvanın kendi zatı yani. 3. Kinayetin an nisbetin. Nisbetten kinaye.
Ve ye bu da nedir? Kinayetün bir kinayedir. Yekûnül mekniyü anhu kinaye edilen oluyor. Fîhâ bu kinayede ne oluyor? Nispeten nispet. İkisinin arasında nispet. Nahvu el mecdü beyne sevbeyhi. El mecdü izzet ve şeref, ululuk beyne sevbeyhi onun elbiseleri arasındadır. Yani ululuğu nereye nispet ediyor? İki elbisesinin arasındadır derken ya da vel keramü cömertlik, kerem mil'ü bürdeyhi onun iki bürdünün dolusu kadar. İki bürt dediği cübbesi veya dış giydiği elbise. Onun cömertliği bu kadar, bunun iki bürdün dolusu kadardır. Burada ne var? Kerem şeye nispet ediliyor. Daha doğrusu oradaki elbiselere nispet ediliyor. Oradan kinaye ediliyor. O zikrediliyor. Kişinin esas orada cömertliği murad edilmiş oluyor. Yani orada nispet o. Bürt. Bürt ne? Berade berit. Bürt. Elbise. Vücuda dolanın giysi demiş. Bürde. Resulullah'ın cübbesi. Vücuda dolanın. Evet. O manada. Bürt. Elbisesi. Türidü. Bundan murad ediyorsun. Nispetel mecdi vel keremi. Ululuğu ve cömertliği nispet etmeyi. İleyhi. Kime? O şahsa. Şahsa. Şimdi onun izzeti, şerefi ikisi elbisenin arasındadır. Ya da onun cömertliği iki dış elbisenin dolusu kadardır. Dediği zaman o zaman buradaki mecdi ve keremi kime nispet ediyorsun? İleyhi. Elbiseye. Elbise tabii burada kinayeli. O zikrediliyor ama onun sahibi murad ediliyor. Sahibi. Yani elbisenin sahibi olan kimse murad edilmiş oluyor. Bu şekilde. Burada tabi kısa geçmiş. Diğer kitaplarda bu kinaye bahsi çok uzun. Şimdi tatbika gelelim. Tatbikun. Uygulama. Dülle alel kinayeti. Kinayeye kinayeleri göster. Onlara delalet et demek, onları göster. Şimdi dülle alel kinayeti. Kinayeyi göster. Tamam mı? Kinayeyi göster. Ve begin nev'aha. Kinayenin nev'inde beyan et. Fîmâ ye'ti. Aşağıda gelecek şeylerde kinayeyi de ne yapacaksın? Nevileriyle beyan edeceksin. Tamam mı? Kinaye. Peki... Kavmün terâ ermâhehum yevmel vegâ meşkûfeten bimevâtınil kitmâni. Şurada bir şey var, onu da bir kısaca özetleyelim de. Kinaye neydi? Logat manası itibariyle bir insanın konuştuğu ve onunla başka bir şey murad ettiği. İstilahi manası ne? Mâbudu aleyhim. Bir kelamı zikrediyor, ondan mabudu aleyhin gayrısını murad ediyor. Öyle değil mi? İşte yukarıdaki misallerde olduğu gibi. Kinayenin kısımları demiş. Sıfattan kinaye, mevsuftan kinaye, bir de neydi? Nispetten kinaye. Bunları aynen burada da zikretmiş ama biraz daha geniş almış. Mesela zattan, sıfattan kinaye. Hüve rabibü ebil hevl. Rabib. Rabib. Çükne an şiddeti kitmani ile sırrihi. O filan ebil hevlüm rabibi. Rabib aslında üvey
oğlu. Rabib olsaydı üvey kızı. Ne demek bunun manası? Sırlarını fazla gizlediğinden kinaye ediliyor. Kinaye sıfattan mevsufun zikriyle melfuzan ev melfuzan demiş. Mevsuf olan Ebnaun Nil. Mesela Ebnaun Nil. Burada bir mevsuf var. Hüm Ebnaun Nil. Nil çocukları, Nil'in oğulları. Bunlar ne kastediliyor? Mısırlılar kastı. Mısırlılar kinaye. Mısırlılardan kinaye ediliyor. Ebnaun Nil denilince. Bak burada da zat. Zattan kinaye yapılmış. Ebnaun Nil deyince Nil'in oğulları, çocukları yani Mısırlılar. Medinetün Nur. Mesela Medinetün Nur'dan da Paris'ten kinaye ediliyormuş. Bu da yine mevsuf. Ve turafı bi zikri sıfatı mübaşiratın övmüla zimeten ve minha kavlühüm. Evet, onları daha farklı okumak lazım. Peki. Şimdi kavmin bir kavm. Kavmin bir kavm. Tera görüyorsun. Ermahahüm. Öyle kavm ki onların mızraklarını, rumh, onun çoğulu ermah. Yevmel vaka, yukarıda geçmişti bu, savaş gününde. Ne görüyorsun? Meşgufeten, efendim sevdalı olduğunu bir mevatıl kitmeyen, gizlenme yerlerinde, gizlenme, kalp. Yani burada şimdi ne yapmış? Aşağıda bir var, bakın cevaplardan. Künniye ya da kenna. Şair burada kinaye yapıyor. Bir mevatıl kitme gizlenme yerleriyle anil kulu kalplerden. Kalplerden. Leenneha çünkü kalpler mevatınul esrari. Sırların yerleridir. El hafiyeti. Gizli sırların. Öyleyse fel kinayetu an mevsufin. Buradaki kinaye şimdi şagafe kelimesi var ya kat şagafeha hubba. Yani iyice kalbin derinliklerine sevginin işlemesi. O zaman onlar bir kavimdir ki sen onların savaş gününde mızraklarının gizlemenin bulunduğu yerleri yerlere yerleştiğini görüyorsun. Yani kalplerde, kalplerde gizli manası, kalplerde. O zaman burada neyi murad etti? Efendim kalpler zattır. Ondan sonra sırların gizlendiği yerler orasıdır. Kinaye burada mevsuftan kinaye. Mevsuf hangisi? İşte orada kalpler. İkinci misale gelince فَمَا جَازَهُ جُودٌ وَلَا حَلَّ دُونَهُ فَمَا جَازَهُ onu geçmedi. جُودٌ efendim bir cömertlik. Cömertlik. وَلَا حَلَّ gelmedi de دُونَهُ ondan başkasına. Velakin ancak yesirul cudu, cud cömertlik gider, haythu yesiru, onun gittiği yere. Yani onun olduğu yerde cömertlik vardır. Onsuz ne cömertlik onu geçer, ne de cömertlik onsuz gelir manası. Burada ne demiş? Erade en yasifahu bil kerem. Burada şair o kimseyi cömertlikle vasıflamayı istedi. Velakinnehu ancak teraket tasriha bizalik. Bunu açıktan ifade etmeyi terk etti. Ve da'a iddia etti. Ennehu yesiru haythu sarar. O nereye giderse cömertliğinde oraya gideceğini. Bak burada kinaye işte. O nereye giderse cömertlik onunla beraber oraya gider sözünün asıl murad edilen manası neymiş? O kimsenin kimseden cömertliğin ayrılmadığıdır. Leennehu çünkü yelzeme min zalik bu ifadeden lazım gelir. İttisafuhu o şahsı vasıflamak bihi cömertlikle vasıflamak. Öyleyse fel kinayetü an nisbetin. Burada kinayede nispettendir. Yani kişiyle, kişiye cömertliği nispet konusundadır. Üçüncü misal bidul matabihi la teşku imaühüm. Bidul matabih. Bidul matabih ne demek? Yani yemek pişirilen yerlerin beyazlığı beyazdır oralar daha doğrusu. La teşku şikayet etmiyor. İmaühüm onların cariyeleri. Tabhal kuduri kıdr kudur. Kıdr ne? Tencere, kablar. Yani tencerelerin pişirilmesinden onların cariyeleri şikayetçi değil. Ve la gaslel menadili.
havluları, mendilleri yıkamaktan da şikayetçi değil. Bundan neyi kinay ediyormuş bakın. Erade, yani onların mutfakları bembeyaz. Eşinin mutfağının bembeyaz olması hiç yemek pişirilmiyor anlamına. Hiç kullanılmamış anlamına. Bakın, erade şair murad etti. En yasıfahım, o kimseleri nitelendirmeyi bil buhli cimrilikle. Felem yasıf hüm bihi sarahaten. Ama hüm buhala demiyor, onlar cimrilerdir demiyor. Bunu kinaye yoluyla vasfediyor. Açıktan söylemiyor. Ve innema zekera, ancak şair zikretti. Ennema tabikahüm, onların mutfakları bidun ey nazifetün, temizdir diye. Temiz olunca o zaman hiç yemek pişirilmemiş. Yemek pişirilmeyince bunlar cimri insanlar demek. Nasıl yukarıda külü çok olan insan dediği zaman o külün çokluğu adamın cömertliğinden kinaye ise. Evet. Ve imavuhum, onların cariyeleri de la yeşkûne, şikayetçi değiller. Min tabit tabhi, yemek pişirme yorgunluğundan. Öyle ya, mutfakları temiz olunca onlar da yemek pişirmiyorlar. Ve la min gaslil menadil, mendilleri de yıkamaktan şikayetçi değiller. Çünkü iş yapmayınca mendilleri de temiz kalıyor manası. Fehum, onlar izen o takdirde la yetbahun, bak yemek pişirmiyorlar. Ve idâ kânu la yetbahune, yemek pişirmedikleri zaman fehum la yet'amun, la yut'imune duyuf, misafirlere yedirmiyorlar. Ve idâ kânu kezalik, böyle oldukları zaman fehum buhalâ'ı, onlar o zaman cimridirler. Fel kinayetü an sıfatın. Burada kinaye neden kinayeymiş? Sıfat, sıfat. Üçüne de misaller verdi burada. Evet. Burada kalalım. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.